Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Evet, gene bir gümüş gram videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar, gümüş gramı size gümüş ons grafiği üzerinde anlatmaya çalışacağım. Gümüş gramda geri çekilmelerde bizler için önemli olacak bir seviye 3.94 seviyesi arkadaşlar. Şuradaki 3.94 seviyesi. 3.94 ayrıca gümüş gramın retest yapabileceği bir alan ve bu 3.94 aşağı yönlü kırılmadıkça gümüş gramda panik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 3.94 seviyesini takipte kalacağız. 3.94 bizim için önemli. 3.94 üzerinde kaldıkça gümüş gram 4.15 seviyesindeki hedef noktasına doğru yukarı hareketlerine devam edecektir arkadaşlar. Önemli bir direnç, biliyorsunuz, 3.93 üzerinde kapanış yaptık. Artık bizler için 3.94 seviyesi önemli bir destek konumu haline geldi. O yüzden gümüş gramda geriye doğru çekilmelerde 3.94 testine gitmesi gayet normal. Biz buna teknik terimde retest ediyoruz. Yani geri önemli destek seviyesini tekrardan test edilmesi şeklinde. 3.94 altına gümüş gramda sarkma olmadıkça panik yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Eğer ki olur da olumsuz bir senaryo 3.94 altına sarkışlarda da bu sefer gümüş gramda 3.87 seviyesi takibinizde olması gereken önemli bir seviye olur arkadaşlar. Gümüşte artık yolun sonuna gelmiş durumdayız arkadaşlar. Çünkü gümüş gramdaki sıkışma tahminimce 1-2 gün içerisinde ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bu direnç veya destek noktası kırılacak. Şimdi gümüş ons üzerinde size bunu anlatayım. Gümüş onsta yukarıda gördüğünüz üçgen içerisindeki sıkışma arkadaşlar, yukarıda 18.42, aşağıda da bizler için 17. Artık bu seviyemiz bizim 17.60 seviyesi. Hatta 17.70 seviyesine denk geliyor. 17.70 seviyesi altında günlük bir kapanış olmadığı müddetçe arkadaşlar, gümüş gramda şurada takribi 1 veya 2 günlük bir sıkışma mevcut. 1-2 gün içerisinde bu sıkışma yukarı veya aşağı yönlü kırılacak. Ve gümüş gramda bize yön hakkında bir bilgi verecek arkadaşlar. 18.42, 18 tam net alırsak arkadaşlar 18.50, 18.50 seviyesi üzerine gümüş gramda bir kırılım gerçekleşebilirse arkadaşlar, gümüş gramda bu sefer ons bazlı yön açılır ve 4.15'li seviyelere doğru gümüş gramda hareketlerine devam eder. Gümüş onsta da takibinizde 18.50 seviyesi, aşağıda da 17, artık bizler için 17.80, 17.70 seviyesi önemli bir destek olmuş durumda. 17.70 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe bu üçgen içerisindeki hareket, burası günlük bazda olduğu için mum sayılarına bakarsak 1-2 gün içerisinde yukarı veya aşağıya kırılması muhtemel. Stokastik indikatörüne yön arayışına girersek arkadaşlar, stokastik indikatörümüz şu an şu saat itibariyle yukarı yönlü hareketi bize göstermekte. Evet, görüyorsunuz, stokastik indikatörümüz kırmızı maviyi yukarıya doğru kesmiş. Yön olarak da yukarı işaret etmekte. Tabii hiçbir indikatörün %100 bize doğru tahmin göstereceği yönünde bir yargıya varamayız. O yüzden de arkadaşlar, dediğim gibi üçgen içerisindeki oluşum 18.50 yukarıda, aşağıda da 17.70 seviyesi takibimizde olacak. Önemli seviye olacak 1-2 gün içerisinde. Yani bugün veya yarın bir tarafa bir kırılım gerçekleşmesini bekliyoruz. Artık gümüş karar aşamasından çıkıp kendine bir yön belirleme bazında hareketlerine hız verecektir diye düşünmekteyim 1-2 gün içerisinde arkadaşlar. Anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Gümüş gramdaki arkadaşlar, dediğim gibi 3.94 altına sarkma olmadıkça gümüş gramda panik yapmasınlar. Ana hedefimiz 4.15 seviyesi. Hala beklentimiz doğrultusundadır gümüş gramda. Ons'taki arkadaşlar da yukarıda 18.50, aşağıda 17.70 seviyesi takibinizde olsun. 1-2 gün içerisinde artık
gümüş gram nihai kararını verip yukarı yönlü hareketlerini de sertleştirebilir veya aşağı yönlü hareketler de sertleşebilir. Üçgen takibimize devam. Evet, videolarımız hoşunuza gidiyorsa bir beğen atarsanız beni memnun edersiniz. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.